Ev sahibi olarak bizleri selamlamak üzere Bursa Muhtarlar Dernek Başkanı Alaşar Mahallemizin kıymetli muhtarı İdris Aydın'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Milli Eğitim Müdürüm, Osman Gazi Kaymakamım, Osman Gazi İlçe Müdürüm, BUSİ Genel Müdürümüz, AK Parti İl Başkan Yardımcımız, çok kıymetli protokol, hepiniz Nazif ve Hüseyin Meriç Kütüphanesi açılış törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyük şehrimizin her alanda yaptığı hizmetleri devam etmektedir. Yine bugün burada eğitime destek verdiğini görüyoruz. Mahallemize, ilçemize, şehrimize yakışan bir kütüphane yapılmıştır. Bu anlamda ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Efendim kıymetli mahalle muhtarımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi sahibi ve sorumluluk sahibi nesiller için eğitimi önemseyen ve önceleyen kadim şehrimizin hizmetkarı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ali Nur Aktaş'ı takdimimdir. Saygıdeğer valim, çok kıymetli milletvekillerim, çok değerli Osman Gazi Kaymakamım, çok kıymetli İl Milli Eğitim Müdürüm, AK Parti'mizin çok kıymetli il başkan vekili, çok değerli Osman Gazi İlçe Başkanım, Osman Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürüm, çok kıymetli mahalle muhtarım, aynı zamanda Bursa Muhtarlar Derneği Başkanımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımız, değerli öğretmenlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Eğitim kurumlarımız, yavrularımızın var olan cevherini işliyor, onların özünü geliştiriyor. Biliyorsunuz, bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli iki göstergesi, birisi eğitim, diğeri de sağlık. Biz inanıyoruz ki, çocuklarımız her türlü imkana sahip bir şekilde nitelikli ortamlarda yetiştiği müddetçe medeniyetimizi güçlendirmeye ve zenginleştirmeye devam edeceğiz. Hem güçlü bir şehir olacağız hem de güçlü bir ülke olacağız inşallah. Büyükşehir Belediyesi olarak inanın konu eğitim olduğunda tabirinde ise akan suları durduruyoruz. Çok kıymetli İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. Onlarla yaptığımız protokoller kapsamında okullarımızın eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Kimi yerde yeni bir okul inşa etmek olurken, kimi yerde spor salonu, kimi yerde çevre düzenlemesi, kimi yerde ise farklı bir tefrişat yapıyoruz. Son 5 yılda hayırseverlerimizin katkılarıyla da biz büyükşehir olarak Bursa'mıza 6 yeni okul kazandırdık. Bunun yanında toplam 202 okula da cephe kaplama, bahçe düzenlemesi, çatı ve zemin düzenleme gibi pek çok tadilat yaptık. Biz bunlarla alakalı devletten ekstra bir bütçe almıyoruz. Tamamen belediyenin kendi imkanlarıyla yapıyoruz. Sadece bir tane derdimiz var. Geleceğimiz olan yavrularımız daha iyi şartlarda eğitim görsünler. Kütüphanelerde vakitlerini geçirsinler. Laboratuvarlarda vakitlerini geçirsinler. Dolayısıyla bugüne kadar da 6 okulumuzda bilişim atölyesi açılışı gerçekleştirerek çocuklarımızın bu konuda eğitim almasını sağladık. Yine 2019 yılında okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla dar gelirli ailelerimizin çocuklarının da okul öncesi eğitimden yararlanması amacıyla ana kucakları açmaya başladık. Şu ana kadar farklı ilçelerimizde 22 tane ana kucağı açtık. Tabii gençlerimiz için ne yapabiliriz noktasında gerçekten kafa yoruyoruz. Örneğin geçen dönem Burskop marifetiyle çocuklarımıza burs vermeye başladık. Şu an itibariyle 5000 meslek lisesi öğrencisine 5000'de
üniversite öğrencimize, 10 bin öğrencimize burs veriyoruz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak. Öğrenci dostu ulaşım politikamız sayesinde biz ulaşım noktasında ilk 5 büyükşehir arasında en ucuz belediyeyiz. Yine gençlerimizin kütüphanelerle buluşmasını istiyoruz ve o yüzden millet kütüphaneleri açıyoruz. Yine gençlik merkezleri açıyoruz. Bursa'nın farklı yerlerinde bunların hepsi faaliyet gösteriyorlar. Ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Tabii bugün Alaşar Nazife Hüseyin Meriç İlkokulu yanında inşa ettiğimiz bu özel kütüphanenin açılışı için bir araya geldik. Öncelikle BUSKİ Genel Müdürümüz Güngör Bey Alaşarlı biliyorsunuz. Ama hemen Güngör Bey'in yanında oturan çok kıymetli iki önceki dönem BUSKİ Genel Müdürümüz Mehmet Ali Bey de burayı yaptıran hayırseverimiz, Allah nur içerisinde yatırsın, Nazife ablamız, teyzemiz ve Hüseyin amcamız, her ikisi de rahmetli, Allah nur içerisinde yatırsın onları. Bu mekandan mezun olan her bir öğrencilerimizin onların sevaphanesine artı yazacağını, geleceğimizin yöneticileri olacak, iş insanları olacak bu yavrularımızın onlara artı yazacağını biliyoruz. Dolayısıyla biz bugün çok kıymetli Mehmet Ali Bey'i de buraya davet ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hayır yaptırdıkları için biz de yanına bir kütüphane yaptık. Kütüphanemiz 374 metrekare kapalı alanı bulunan, toplam 3 kattan oluşan bir bina. Bodrum katta atölye, uygulama dersleri, ıslak hacimler mevcut. Birinci katta okuma salonu, ikinci katta ise konferans ve çok amaçlı salon var. Çok da güzel, nostaljik, otantik de bir bina olmuş. Kütüphaneye 600'den fazla kitap desteğimiz oldu. Eminim ki zaman içerisinde yine kitap takviyeleri yapılacak. Çocuklar, ne olursunuz iyi bir gelecek için kitapla irtibatınızı hiç kesmeyin. Her ne kadar teknoloji artsa da, bilgisayar çağında yaşıyor olsak da, kitap sizin gelişiminiz, geleceğiniz için çok kıymetli ve değerli. Tabi buradaki anne ve babalara da tavsiyem, lütfen evlatlarımızı, torunlarımızı kitaplardan, eğitimden, kütüphanelerden asla uzak tutmayalım. Onları oralarda hemhal edelim. Oralarda arkadaşlarıyla vakit geçirsinler ve hayata o şekilde hazırlansınlar. O zaman caddelerimiz, sokaklarımız daha güzel olur, daha temiz olur, geleceğimiz daha aydınlık olur, şehirlerimiz ve ülkemiz daha huzurlu olur diyorum. Ben tekrar kütüphanemizin Alaşar'ımıza, Osman Gazi'mize, Bursa'mıza ve çocuklarımıza özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Başta sayın valim ve milletvekillerim olmak üzere tüm katılan tüm misafirlere teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim, değerli düşüncelerini bizlerle paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin geleceği, Bursa'mızın eğitimde marka değeri adına önemsediğimiz kütüphanemizin açılışında bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Bursa milletvekillerimize teşekkür ediyor. Konuşmalarını yapmak üzere değerli milletvekilimiz Sayın Atilla Ödünç Beyefendi'yi huzurlarınıza takdim ediyorum. Saygıdeğer valimiz, çok kıymetli milletvekilimiz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, Osman Gazi İlçe Kaymakamımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, yörenin insanı kıymetli abimiz, BUSKİ Genel Müdürümüz, Osman Gazi İlçe Başkanım, AK Parti İl Başkan Vekilimiz, çok değerli yöneticilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili çocuklar, değerli veliler, ben de sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz çok değerli kütüphanenin öncelikle ilçemize, mahallemize, okuldaki sevgili öğrencilere hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. Tabii burada öncelikle bu okulun yapılmasında emeği geçen çok değerli aile büyüklerine de buradan şükranlarımı arz ediyorum. Bugün için ne kadar bilişimin, internetin hayatımızın her noktasına ulaştığı gerçeği yadsınamaz olsa da çocuklarımızın kitaplarla olan ilişkisini, bu ilişkiyi koparmamasını sağlamak öncelikle ailelerimizle, öğretmenlerimizle
için önemli bir konu olduğunu düşünmekteyim. Ben de iki kız evladı babası olarak çocuklarımı okuması yönünde, kitaplarla haşır neşir olması yönünde gayret sarf ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız hem bu okuldaki bu kütüphanenin inşa edilmesinde hem de şehrimizin çeşitli noktalardaki okullarımızın eksiklerinin giderilmesi noktasında tabiri caizse canla başla çaba sarf ediyor. Onun emeklerini burada yeşerdiğini hep beraber görüyoruz. Tabii kürsünün sağ tarafında çok kıymetli çocuklarımızı görüyoruz. Onlar 6 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında hepsi birbirinden kıymetli cevherlerimiz, bizleri hem bugünü hem yarını hem geleceği çocuklarımız ve bu çocukların gelişiminde katkıda bulunan Büyükşehir Belediye'mize, il valiliğimize, kurumlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum. Efendim değerli vekilimize biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de bilgi ve deneyimleriyle Bursa'mızın her alanında gelişimi adına kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımıza liderlik eden mülki amirim, Bursa valim Sayın Yakup Can Murat Beyefendi'yi huzurlarınıza arz ederim. Sayın milletvekillerimiz, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Osman Gazi Kaymakamımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, BUSKİ Genel Müdürümüz, çok kıymetli Muhtarlar Derneği Başkanımız ve Alaşar Köyü Muhtarımız, köyümüzün çok kıymetli sakinleri, sevgili yavrular, sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Nafize Hüseyin Kılıç İlk ve Ortaokulu Kütüphanesi'nin açılışında siz kıymetli Alaşarköy mahallemizin sakinleri ile birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade eder. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlarım. 2009 yılında hayırsever Hüseyin Meriç tarafından yaptırılan 10 derslik 3 idari oda ve 1 ana sınıfından oluşan İlkokul ve ortaokul olarak hizmet veren 250'ye yakın yavrumuzun okuduğu okulumuza böylesine güzel bir hizmet oldukça yakışmış durumdadır. Büyükşehir Belediye'miz sosyal belediyecilik anlayışı ile bugün ilçemizin en ücra yerlerine kadar vatandaşlarımıza hizmet götürmektedir. Bu hizmetler ihtiyaca göre çok farklı şekillerde yapılmaktadır. Özellikle yavrularımıza, gençlerimize yapılan yatırımlar belki de en güzel hizmetler olmaktadır. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz, işlerinden geleceğin valileri, belediye başkanları, milletvekilleri, doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, Alaşar'dan BUSKİ genel müdürleri çıkmaya devam edecek, yetişecek ve bizim vazifelerimizi de devralacaklar inşallah. İnanıyoruz ki onlar kendilerine yapılan her şeyi misli ile bu millete hizmet olarak sunacaklardır. Şunu her zaman söyleriz, iyilik bulaşıcıdır. Bizler iyilik yaptıkça aynen bir kartopunun çağa dönüşmesi gibi gittikçe büyüyen bir iyiliğe vesile oluruz. Bu iyiliğin baş aktörü olan Büyükşehir Belediye'mizde zamanla ve öğrenci sayısının artmasıyla yeni alanlara ihtiyaç duyulan okulumuza böylesine önemli bir eseri kazandırmış oldu. Üstelik bina bünyesinde açılan kütüphanemizi de kitapla buluşturdular. Bunun yanında tasarım ve beceri atölyelerinde çocuklarımızın kabiliyetleri de ortaya çıkmış olacak. Bu eserin ortaya çıkmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve köy muhtarlığımıza, mahalle muhtarlığımıza teşekkür ediyor. Bu eserden faydalanacak yavrularımızın da en geniş imkanlarla istifade etmelerini, onlara hayır getirmesini ve eğitimlerine büyük katkı sunmasını temenni ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok değerli valimiz,
Sayın Yakup Can Bolat'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, Del Osman Gazi Kaymakamımız, AK Parti İl Başkan Yardımcımız, Osman Gazi İlçe Başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, değerli hazırınımızı ve kıymetli hayırseverimizi, kütüphanemizin açılış kurdelesini, geleceğimizin teminatı miniklerimizle birlikte gerçekleştirmeye, günün anısına aynı fotoğraf karesinde buluşmaya davet ediyorum efendim. Çocuklar makasları alın elinize ama bak ama dikkat edin, tamam mı? Dikkat edin. Kestikten sonra hemen veriyorsunuz. Hemen değil ama bak ben dediğim zaman, tamam mı? Evet ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Kesiyoruz çocuklar.